Kooperatiflerle ilgili bize en çok sorulan soru şu. Kooperatiflere bu kadar kızıyorsunuz, bu kadar sıkıntı var. Peki biz hangi kooperatife üye olalım? Ben her zaman söylediğimi söylüyorum. Bir gün ben gelsem, size desem ki Türkiye'deki en güvenilir kooperatifi kurdum. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım, size ev alacağım, şunu edeceğim, vaatlerde bulunsam benim kooperatifime bile gelip üye olmayın. Çünkü öncelikle kooperatifle ilgili söyleyeceğimiz ana konu hiçbir zaman bir kooperatife üye olmayın. Ama oldunuz. Olduktan sonra bir kısım sorunlar var. Bunun üzerine konuşacağız. Niye kooperatif üye olur insanlar? Çünkü peşin olarak para verebilecekleri bir durumu yok. Ekonomik şartları belli. Sıkıntıları var. Bir ev hayali kuruyorlar ve bu ev hayalini kooperatifler üzerinden gerçekleştirmek istiyorlar. Çoluğunun çocuğunun süt parasından, rızkından, helal rızkından, maaşından bir kısım kesintilerle ödemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla kooperatife bu noktada gelmiş, üye olmuş kişilerle ilgili söylenecek bir kısım şeyler var. Ne yapmak lazım? Biz niye kooperatifler tarafından sürekli para kaynağı gibi görülüyoruz ve verdiğimiz paralar niçin doğru yerlere gitmiyor? Neden sıkıntılar var? Şunun için öncelikle kooperatiflerde üyeler dağınıklar. Yani hiçbirinin birbiriyle irtibatı söz konusu değil. Dolayısıyla önceliğimiz kooperatif varsa ortada üyelerin birbirleriyle sürekli birlikte iletişim içerisinde olmaları lazım. Yani bir kooperatife üyeyseniz önce diğer üyelerle irtibatınızı muhakkak kurun. En azından bir WhatsApp grubu kurun. Bu kooperatifle ilgili sorunları kendi aranızda içinizde konuşmaya başlayın. Bu dağınıklığı ortadan kaldırır ve sizin birlikte hareket etmenizi kolaylaştırır. Peki iki, kooperatiflerde genel kurullara muhakkak katılın. Haklarınızı muhakkak savunun. Orada da söylemeniz gerekenleri, dışarıda konuştuğunuz konuları genel kurulda, ortakların huzurunda da konuşmaya devam edin. Bu çok kritik bir mesele. Onun dışında şimdi bizim gördüğümüz kooperatiflere üyeler sürekli olarak para ödüyorlar. Aidat adı altında ödüyorlar, toplu para ödüyorlar, kura çekilişi var diyorlar, ödüyorlar. Ödedikleri paraları kooperatifin muhakkak resmi hesabına yapsınlar. Yani kooperatifin avukatı, kooperatifin başkanı, kooperatifin yan bir hesabı. Buralara kesinlikle para ödemesinler. Elden götürüp para vermesinler. Kooperatifin kendi resmi banka hesaplarına ödeme dışında hiçbir ödeme yapmasınlar. Çünkü bu suçtur. Bu suça sizi teşvik ettikleri zaman kayıt dışılık ortaya çıkar. Kayıt dışılıktan da ciddi sorunlar var. Yine kooperatife yıllardır aidat ödeyen insanların işte 10 yıldır, 15 yıldır aidat ödüyorum. Ödediğim aidattan dolayı da henüz bir ev yok. Ortada bir inşaat yok. Ama ben yine de ev almak için ödeme yapmaya devam ediyorum. Bunlar da kesinlikle kooperatiften baktılar hiçbir inşaat yok, hiçbir inşaat çalışması yok, hiçbir gelişme yok. Kooperatife istifalarını versinler. Zararın neresinden dönülürse kar mantığıyla hareket etsinler. Buradan ayrılsınlar. Bir de yine çok kritik bir şey. Yıllarca para ödemeye devam etmişler. Konutlar yapılmış. Bir kısım konutlarda kooperatif üyeleri oturmaya devam ediyorlar. Bir kısım üyelerin, az bir kısım üyenin tapusu verilmiş. Çok fazla sayıda üyenin tapusu da verilmemiş. Bu üyelerde tapularını almak için mahkemelere başvurduklarında, tapu iptal tescil davası açtıklarında konuya ilişkin emsaller vardır. Bunlar daire tapularını hacizlerden vesaire arınmış şekilde alabilirler. Bir de altını çiziyorum. Paranızı ödediniz. Birçok kişi evini aldı ama sizler evinizi alamadınız ama o evlerde de oturmaya devam ediyorsunuz. Siz tapu iptal tescil davaları yoluyla bu kooperatifteki evinizi alabilirsiniz. Hukuki süreçler için. Bakın bu konuda en kritik, daha önceki açıklamalarımda da her zaman söyledim. Bu konudaki en kritik süreç profesyonel avukat arkadaşlarımızdan destek ve yardım almanız lazım. Çünkü kooperatifler hukuku az maddeden oluşan ve esnek bir hukuk, elastik bir hukuk. Herkesin bir noktada kendi kafasına göre organizasyonlar yaptığı, yorumlar yaptığı bir alan. Dolayısıyla hukuki tecrübesi olan avukat arkadaşlarımız size teknik destek verirler ve bu konudaki haklarınızı koruyabilirsiniz.